çocuğa vereceği. Önceki yıl harcaması 249 milyon 30 bin lira. 15 tanesini tamamladık 2021 yılı içerisinde. 42 tanesi... Sayın Bölge Müdürüm teşekkür ederim. Bu arada Ayasofya Medresesi restoran... Sayın Valim, bizim yatırım programı haricinde yürüttüğümüz toplam... 2021 yılının son çeyreğinde ilimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 2040 kişi kapasiteli opera ve 802 kişi kapasiteli tiyatro salonları ile yeni bir kültür sanat eseri niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kasım ayı içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 330 bin metrekare alandan oluşan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış töreni de gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Mahmut Özer'in katılımlarıyla Bahçelievler Anadolu Lisesi ile Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapılmıştır. 18 Ekim tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle Silivri'deki tarihi Mimar Sinan Köprüsü ile yine Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün restorasyonu tamamlanarak açılışı yapılmıştır. İstanbul'a yeniden kazandırılan Ayaza Atatürk Stadı'nın ve tesislerinin açılışı da 23 Ekim tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle yapılmıştır. Yılı içinde ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına baktığımızda ulaştırma haberleşme sektörünün %71 ile her zaman olduğu gibi ilk sırada yerini aldığını görmekteyiz. Takiben diğer kamu yatırımları %15.9, eğitim sektörü %7.3, sağlık sektörü %3.3, enerji sektörü %2 oranında ödenekten pay almışlardır. Selimiye Kışlası ve Müştemilatları projesi kapsamında ne tür çalışmalar yürüteceksiniz? Onunla ilgili kısa bir bilgi arz eder misiniz? 8 yıldır